Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle videoyu nasıl renderlayacağınızı göstereceğim. Video renderlamadan önce ilk konu ses. Sesini düzenlersiniz. Sesin böyle mesela böyle önceden biz laptop mikrofonuyla yapıyorduk, şimdi ben telefonla yapıyorum. Laptop mikrofonuyla yapanlar şey yapamıyorlar, sesleri ara sıra kötü geliyor. O yüzden bir tane program var, Audacity diye. Şöyle böyle sesinizi ayarlar, DP'sini öncekine göre daha güzel, onu sizi uğraştırır. Bunu yaptığınızda sizi nasıl uğraştıracağını göstereyim. Şu an ben önceki Happy Watts'ı onunla çektim, şu sesleri. Şu an normal Bandicam'la çekiyorum. Şimdi bu ses dosyalarını da ayarlamanız lazım. Önce ses dosyasını açıp mesela onun bir kısa yol tuşu yok, siz basıp öyle başlamanız lazım. Onda bir de Fraps'ı açmak zorunda ya da Bandicam'la oyunu açıp öyle F12'ye basmanız zorunda. Onları keseceğiz. Mesela bir video, Happy Watts'ın ilk partı, birleştireceğim ikisini. Birlikte aç. Movie Marker'ı seçiyorsunuz. Bilmiyorum, ben yaptım ama Movie Marker'ı indirebilirsiniz ve yükleniyor. Biraz uzun sürecek. Ben videoyu hızlandırırım burasını, çünkü Prop'la çekiyorum. O videonun içindeyken editlenmediği için bu olmuyor. Düşük megabaytlarda olmuyor, yüksek megabaytlarda oluyor. Mesela bu Prop'un 3 GB, 6 dakikalık 22 dakikalık 17 GB. Bandicam şeydeydi, belgelerimde. Mesela bir tane kaç diyelim, 9 tanelik kilobaytlı bir de. Mesela şu 3 tanelik 1 MB, tabi oyun içinde çektiğim için. Bu da yeni videom. O yüzden Bandicam bir de arkada işlediği için yüksek FPS vermem. Manfrat yüksek FPS verir ama webcam'a izin vermez. Karıştırma şimdi. Neyse, videoyu izlendiriyorum. Evet arkadaşlar, yüklendi. Bu arada yeni bir oyun yükledim, onu da videosunu çekerim. Blokade 3'te diye yüklenecek. İnternette başladı. Neyse, arkada yüklenir. Videomuz bu, 6 dakikalık. Benim bir ses dosyamı yüklerim. Şu ürün ses dosyası. Bir şey göstereyim. Audacity'ye nasıl bir ses aldığınızı bazıları bilmiyor bunu. Mesela bakın, dengi diyeceğim. Merhaba arkadaşlar, bugün yine bir geçip gelince dedim, mesela durduruyorum. Sesi yaptı, biraz daha az yaptı. Hiç böyle nasıl desem, cızırtı yaptı. Biraz daha azalttı ama siz istemezseniz yapmazsınız. Şurada dosyanın tıklayınca sesi ver var. Oraya basıyorsunuz, masasını seçiyorsunuz, biraz gerektiğiniz. Özür dilerim.
buraya tamam diyorsunuz. Yani buraya geldi ses açısı. Bu normal zaten. Ama bir daha seslerden bir daha basarsanız arkadaki ses borsalarını tekrar çalar mesela. Çaldı ama bir bozukluk oldu herhalde. Yeni diyorsunuz ve öncekini kapatıp şu tekrar başlama şeyine basıyorsunuz, öyle oluyor. Şimdi şunu bir koyalım. Şunu ikiye açalım. Resim olarak bir şey koyaydık. Ses biraz daha uzun olduğu için. Evet. Yani burada normalde merhaba arkadaşlar diyordum. Evet. Merhaba arkadaşlar dediğim yeri alacağım. Arada dön. Biraz geriye. İşte bunu ayarlamak zor. Şunun gibi müziği seçiyorsunuz, müzikten bölüyorsunuz ve şu kalan parçayı seçiyorsunuz. Biliyorum, evet, yeterlice ya, basamadım. Evet, şimdi herhalde dengeledi. Herhalde şu ilk baştan ver. Bir iki saniye efendim. Biraz şey geçireyim. Bir saniyelik çekeceğim. Gördüğünüz gibi zor biraz.
Evet arkadaşlar yaptım. Herhalde %80 eminim yaptım. Bunu kaydedelim önce. Evet. Şimdi fark edeceğiniz şey tabii 1 saniye kırptım. Bir de üstüne şey ekledim. Bunun yeri bunun gigabyte'ı biraz daha artması lazım normalde. Onu da düşürüyor. Nasıl derseniz şuradan biraz soralım. Ne oluyor? Mesela ben 3, 4 kadar bir şey yükledim. Şu yüklere geçeyim. Bu da yakıyor. %10'da özlendiriyor. 11 dakika ben bunun yüklenmesini bekliyorum. Arkadaşlar bitirdim. Bitirdiğimde 112 MB oldu. 112 4 GB'dan 112 MB'a düştü. Ama zaman alıyor. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.